Aslına bakarsanız besinler kaliteli olduğu sürece kanser riskini azaltır. Çünkü biz kanser paradigmasını tanımlarken sürekli bunu bir antioksidan sistem üzerinden bağışıklık sistemine bağlamaya çalışıyoruz. Fakat bir yanda da kaynaklarınızın temin edilmesi gerekiyor. Oysa işlemden geçirilmiş olan gıdada bu kaynak ortadan kalkıyor. Sizin doğal olarak tüketebileceğiniz her ne varsa, bu ekşiyebilen bir yoğurt da olabilir, hakikaten olgunlaşmış bir meyve de olabilir, kanser riskini azaltır. Sorun buna erişemeyeceğinizde. Çünkü aynı çıkmaz burada da ortaya çıkıyor. Özellikle bir yiyecek dalına gönderme yapamıyorsunuz. Buna karşılık sizin önünüze gelen gıdalar içerik olarak bir yanda da ilaç niyetine sunulmuş olanlar ayrıştırılarak ayrı ayrı iki birim olarak satılıyor. Siz birini alıp eksik beslendiğiniz için hastalanıyorsunuz. Buna karşılık ondan damıtılmış olan diğer ürünü alarak besin takviyesi olarak korunabileceğinizi düşünüyorsunuz. Özellikle korunmak için hala nedir diye net bir saptama gerekirse bunun başlıcası muhtemelen bizim ülkemiz koşullarında yoğurt ve ayrandır ama ekşiyebilmeleri kaydıyla. Eğer bu özelliğe sahip değilse bunların antioksidan özelliği ya da vücuttaki bir takım bileşikleri düzeltme, yenileme, daha doğrusu boşalan havuzu doldurma özelliği olmayacaktır.